Birincisi, burada yapılan, Dağlık Karabağ'da yapılan sözde seçimin, Ermeniler tarafından yapılan sözde seçimin hiçbir meşruiyeti yoktur. Azerbaycan'ın reddettiği şekilde, Türkiye Cumhuriyeti de aynı şekilde reddetmiştir. Gürcistan'ın da reddeden bir açıklaması vardı. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden de benzer bir açıklama geldi. Bunların son derece kıymetli olduğunu ifade etmek isterim. Orada bir oldu bittiyle hiçbir meşruiyeti olmayan bir seçim yapıp kendi kendilerine cumhurbaşkanı seçiyorlar. Aslında şunun görülmesi gerekir. Bütün bunlar aslında bir bakıma da Ermenistan hükümetine karşı da yapılmış oluyor. Çünkü bunların bu şekilde son zamanlardaki bütün bölgenin güvenliğini sağlayacak şekilde bir mekanizma kurulması önerilmişti. Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Aliyev'le dayanışma içerisinde buna, bu saldırgan emellerinden vazgeçerse Ermenistan'ın da dahil olacağını söylemişti. Bu ne demek? Bu Ermenistan'ın artık bütün bu çatışmaların içinden daha meşru, daha barışçıl bir alana çekilmesi demek. Bu Ermenistan vatandaşları için de daha iyi bir geleceğin, daha refah dolu bir geleceğin kurulması demek. Bu saldırganlıktan vazgeçtikleri takdirde. Ama bir yandan orada gerilimi artıracak şekilde sınıra silah yığılması, bir yandan da tabii ki bu sözde seçim, bu korsan seçim diyebileceğimiz sözde seçimin yapılmış olması aslında bütün yürüyen bu istikrar süreçlerine darbe vuran bir şey. Şunu unutmamak gerekir ki sonuçta bütün bir bölge barışı düşünülerek bu yapılıyor. Nitekim Paşinyan, Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı'nı yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesiyle ilgili törene de gelmişti. Bu bütün bölgenin refahı için düşünülen bir barış projesi. Şimdi bu korsan seçim ve sınıra silah yağarak bu gerginliği yükseltmek başkalarının işine belki yarayabilir. Ama Ermenistan'ın işine yaramayacağı açıktır. O yüzden Ermenistan'ın bu tip girişimlerden, bu tip korsan girişimlerden ve o bölgede gerilimi artıracak yaklaşımlardan uzak durması gerekir. Burada Türkiye kuşkusuz Karabağ Savaşı'nda olduğu gibi kardeş Azerbaycan'ı tümüyle desteklemektedir. İkinci bir konuda bölge barışını destekliyoruz. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade bölge barışının ayakta tutulmasına dönük bir iradedir. Paşinyan'a da zaten bu bölge barışıyla ilgili kanaatlerini herhangi bir şekilde yanlış bir tutum içine girilmemesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Herkesin sağduyulu davranmasında fayda vardır. Provokasyonlar bazı gruplar tarafından yapılabilir ama bu bölge halklarının yararına olacak bir sonuç değildir. Yine bir diğer konuda şu, bazı devletlerin de Azerbaycan'ın meşru bir takım tutumları karşısında gerginliği yükselten bir takım beyanlarda bulunduğunu görüyoruz. Bunun da doğru olmadığını değerlendiriyoruz. Herkesin bölge barışına odaklanan, hukuk ve hakkaniyetten yana olan bir çizgiyi sürdürmesi bölgenin geleceği açısından kıymetli olacaktır. Buyurun lütfen.